Özellikle belli yaş üstündeki kişilerde hastalık belirtisi gösteren bazı bulgular vardır ki bunlardan bir tanesi de el ve ayakların karıncalanması. El ve ayakta karıncalanmalar oraya giden sinirlerin bası altında kalmasıyla oluşur. Bunlardan bazıları çok önemli de olmayabilir. Ayağımız bükülü kalır, uyuşur. Bir hepimizin bildiği bir şey. Ayağımızı işte düzeltiriz, geçer falan. Bunlar çok önemli olmayabilir. Bazen de altından daha ciddi şeyler çıkabilir. Yaş gereği normal gördüğümüz bu karıncalanmalar bazen hafife alınmayacak sinyaller veriyor olabilir. Dikkat etmemiz gereken iki tane şey var. Bir tanesi bütün vücutta mı, yaygın mı? Yani hem elimizde hem ayağımızda yaygın bir uyuşma mı? Yoksa bölgesel bir uyuşma mı? Sadece elde, sadece ayakta, sadece yüzde gibi tek bir bölgede mi? Bunların ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Bölgesel olarak ya da tüm vücutta görülebilen bu bulgulara en çok kadınlarda rastlanıyor. Tüm vücutta yaygın olarak olan bir uyuşukluk varsa bu genellikle altından dahili bir hastalık çıkıyor. Ne olabilir? Şeker hastalığı olabilir, böbrek hastalığı olabilir, kolesterol yüksekliği olabilir. Mesela hasta sağ elim uyuşuyor diye geliyor, yüzüm uyuşuyor diye geliyor. Mesela bunlar daha farklı şeyler. El uyuşması çok sık gördüğümüz bir şey, kadınlarda çok görüyoruz. Karpal tünel sendromu dediğimiz bir şey var. İşte bilekte sinir sıkışması diye geçiyor. Eli çok kullanmaktan, çok yormaktan oluyor. Eğer kısa sürede geçmiyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalı. Eğer başlangıç dönemindeyse bu hastalıkların tedavisiyle uyuşukluk da geçiyor. Mesela yeni başlayan bir şeker hastalığıysa şeker hastalığını tedavi ediyorsunuz, uyuşukluk da kendiliğinden geçiyor. Bu uyuşukluğun yanında karıncalanma, batma, yanma, elektriklenme, kramp gibi ekstra bulgular varsa bu önemli. O zaman mutlaka bir doktora gitmek gerekiyor.